Sandıklı Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. İlçenin nüfusu 57.843'tür. Bunun 32.197'si ilçe merkezinde, 25.646'sı ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Günümüzde sanayileşme ve ticaretin artması, Hüdayi kaplıcalarının sahip olduğu potansiyelde Sandıklı ekonomisinde yerini almıştır. ...1990 yılında ilçe olmuştur. Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. İlçenin nüfusu 2762'dir. Bunun 1660'ı ilçe merkezinde, 1102'si ise köylerde yaşamaktadır. İlçe ve ilçeye bağlı köylerin geçim kaynağı tarım ve tarıma dayalı hayvancılıktır. Bu köy kurulduğunda hayvan üzerine kurulmuş. Evet, hayvancılık. Hayvancılık üzerine kurulmuş. Bu bizim ilçe olanınla bizim ara yerimizde bir su geliyormuş. Dere. Dere geliyormuş ve akıyormuş devamlı. Buraya konmalarının sebebi malımız buradan sular dağımızda yayılır. Ovamızda baya uzakmış tabii. Evet. O yandan konmuşlar fakat arkamızdan Kızılören gelince o suya el koymuş. Evet. El koymuşlar, çevirmişler kendilerine, içer su yapmışlar, bir şey yapmışlar. Hala da geçimde hayvancılık 5-6 seneye kadar 15-16 sürü koyun vardı. Evet. Düğünler 3 gün olurdu burada. Evet. Düğün başlamadan bir gün önce tongavut derdik. Tongavut. Evet. Nedir tongavut? Ne demektir? Tongavut düğünün başlangıcı. Odun meclisi giderdi tongavuttan bir gün önce. Biraz evet. Önce söylediğim gibi. Düğün sahibi oğlan evinin olaraktan 15-20 haneye söyler. Yarın odun meclisiniz var diye. Bu uygulamaya tongavut mu deniyor? Hayır. Bu odun meclisi deniyor. Tongavuttan bir gün önce. Evet. Tongavut bir gün önce, ertesi gün odun meclisi. Daha da herkes birer hayvan yükü. Evet. İkişer hayvan yükü odun eder. Kim erken odunu ne ederse eğlenmedik delikanlılar evet. Öncül gibi 6-7 tane onu oradaki evli veya ihtiyar cinsinden kovalarlar hadi gidin gibisinden. Evet. Herkes eline 5-6 tane odun alır. Evet. Buradan da düğünün yanında bayrağınla evet. Davulunla oh. Şurada karşılarlar. Dağdan gelenleri. Dağdan gelenleri. Tamam. Dağdan gelenle buradakine birbirine şöyle şöyle kesilmiş meşe atarlar yani. Tabii bu oyun, şaka değil mi? Hayatım, burası evet. Değil. Evet. O on atar, o on atar, kaçarlar, vurulur, olur. Evet. Bunun adı oduncu karşılama töreni deniliyordu yani. Oduncu karşılama ha. Töreni, evet. Odun meclisinden geliniyormuş. Tamam, çok köyün güzel. Girişine geldiği zaman davul karşılar, hayvanlar önde, bayraklar. Çalgı eşliğinde oluyor değil mi? Eşliğinde. Yani odunlar atılırken bir taraftan çalgı kesin, onlar da çalıyor. Çalınır, çok güzel. Çalgı çalaraktan o dağdan gelen hayvanları düğün evine götürürler, oğlan evine. Evet. Yıkılır, olur, gelir, gider. Ha, gelelim. Ertesi günde odun meclisi gidiyor, şey olur. Ne diyorlar namazı var? Tongavut. Tongavut. Bu da düğünün başlangıcı sayılıyor. Düğünün başlangıcı tongavut dedi. Tongavut. İkindinden çıkınca kahveden kakarlar, bir bayrak alırlar. Eskiden hayvan koşuyordu. Bildiğimiz hayvanlara sarıyorduk, eşeklere. Evet. 6-7 yük dağdan gelenlerden. Genç, delikanlı, oğlan sahibinin arkasına düşerler. Silah ata ata. Hı. Doğru kız evine. Hı. Yıkarlar orayı, odunu. Evet. Üzeri gerekirse o odunu oğlanın evinden birkaç kişiye kestirir. Eziyet etmek gayet. Şakalaşmak. Evet. Anladım. Bu da bir düğünün başlangıcı. Aynen. Tamam. Ertesi gün akşama kadar çalgıyı kötü dıngır zargarı. Evet. Düğünün başlangıcı. Diyelim ki pazar günü önceyse evet. Perşembe günü davul başlıyor. Evet. Veya cuma gün akşam başlıyor. Evet. Cuma gün bir. Evet. Cumartesi gün oğlan sahibinin okuduğu okucular gelir. Evet. Bir gün önceden. Evet.
Sandıklı ve Kızılören'de daha çok kaşıklı zeybek, kaşıklı oyunlar oynanmaktadır. Bu kaşıklı oyunlara kırık havalar da denmektedir. Yörede sandıklı zeybeği, yavaş, Köroğlu, kılıç kalkan gibi erkek oyunları oynanmaktadır. Yörede kadınlar genelde kaşıklarla oynarlar. Bilalimsin Bilalim, evlerine vardım gavuştur Leylam, kara kabak kökeni, sarı çiğdem, merdivenden iner iken, karanfil oyulur mu, düz oyun ve çapa türküleri olarak bilinen leylek türküsü mevcuttur. Düzün oyulur mu, leyleğe bize, önümüze dönenler meleğe benzer. Önümüzde dönenler meleğe benzer. Çırpındım, çırpındım, uçuramadım, çırpındım, çırpındım, uçuramadım, kalsanın ağzını aşıramadım. Yörede Cumhuriyet'le birlikte erkek giyiminde artık geleneksel kıyafetler terk edilmiş, modern giyime geçilmiş, yine de eski giyime dair anlatılanlardan dinlediklerimiz mevcuttur.
suyum şimdi. Onu da oraya kadar çekerlerdi. Genelde bu şart. Sabahleyin kalktığı zaman dedem tuttururdu bana. 10 sayfa falan döner beline beyaz bıçak sardırır evet. Yani. Ondan sonra bir yünden dokuma olan bir yelek giyerdi. İçine kölek giyerdi tabii yeleğin. O şimdi gömlek daha şurada 15-20 senelik sayalım biz. Onu, evet. Ondan sonrası, husisi top top beyaz gömleklik gelirdi. Evet. Bunu kendimiz elimizle, makineyle dikerdik boynumuza kadar. Arkasından gömleklik gelirdi. Evet. Onu da kendimiz dikerdi. Biz de giyerdik. Nasıl giyerdik? Dedeniz de giyerdi. Dedem de aynen. O, biz de dedemizden gördük bunları yani. Dedemizden gördüğümüz bunlar. Onun üstüne yemek giyerdi değil mi? Yörede düğünlerde gelin başı çok büyük uğraşlarla gelinin yakınları tarafından hazırlanmaktadır. Gelin başı yapılırken gelin okşama adını verdikleri türküler seslendirilir. Türkiye'de eskiden düğünler bir hafta sürer. Hala 3 ya da 4 gün süren düğünler vardır. Düğün başlamadan önce damadın arkadaşları, dağdan düğün yemeği ve düğün meydanını aydınlatmak için ateş yakmak adına odun getirirler. Meydanda yakılan bu ateşe maşala adını verirler. Böyle bir yugut kâladı, külünen gazı ya, karıştırıladı. Çok ağır ağırdı. Evet. Gazı karıştırıladı, külünen. Evet. Onun yugutaşı sakın üstüne külü yığaladı. Ona da gazı dükâladı, gaz yağını. Evet. Ondan sonra o ateşi değildir abi, meydanlıkta o ışıdırdın o. Peki, buyurun amcacığım şimdi bu odunlar her düğünlerde de imece olur, çalışmada da imece olur. Evet. Delikanlılar dağa mı gider getirirlerdi o düğün öncesinde odunları toplarlardı? Bir odun dağdan geldiler, dağdan çalı odunu vardı evveli yani. Düğün öncesinde herkes, evet. Gençler, evet. Köyün gençleri gider, evet. O düğünü toplar, odunu toplar getirir.